Evet, merhabalar dostlar, hepiniz de gösterirken Moldova serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde Arnavutluk, Kosova, Karadağ topraklarını elimize geçirmiştik. Sırbistan'ı tamamen almıştık. Aynı zamanda da Türkiye ile Romanya arasında çıkan savaşta Romanya'nın Türkiye'nin ellerine geçmemesi için Romanya savaşı ilan etmiştik. Ve kendilerinden bayağı bir toprağı elimize geçirmiştik. Ve Türkiye şu anda değişik bir politika seyrediyor ve bizi yalnızca Yunan toprakları ve kendi anakarası üzerinden değil, Rusya toprakları üzerinden de bir sınır kurdurmak ve bizi dört bir yandan kapana kıstırarak bizi indirmeye çalışıyor. Ama şu anda Türkiye bir sürü devletle aynı anda savaştı ve bu devletlerden birisi Hindistan, diğeri Çin. Ve Çin sürekli olarak Rusya'dan askeri geçiş izni alıp ordularını Türkiye'nin Rusya üzerinde işgal ettiği topraklara getiriyor. Şimdi biz bu bölüm Rusya'ya savaş ilan edeceğiz. Hatta hemen ordu basım işlemlerimize başlayalım. Sadece Rusya'ya anakara üzerinden değil, şu topraklar üzerinden de saldırıp Türkiye'nin bizimle şu topraklar üzerinden sınır kurmasını engelleyeceğiz. O yüzden hemen geriden de bir ordu basım işlemlerimize girişsek güzel olacak. Özellikle de Arnavut topraklarından, çünkü Arnavutluk toprakları gerçekten ekonomisi mükemmel olan topraklar. Şey, nüfusu, özür diliyorum. Nüfusu çok iyi topraklar. Yani oranın nüfusunu kendimize kullanırsak bu savaş için. Şimdi şu orduyu hemen bir toparlayalım tek yere. Zaten Rusya ekonomisini şu anda elinde tutmayı beceremediği için kolayca Rusya'yı elimize geçireceğiz. Çok az bir orduyla bile, bu orduyla bile Rusya'yı indireceğimize ben inanıyorum. Bu 140 binlik ordumuzun 60 binini denize çıkarıyorum. Burayı tekrardan 100 bine çekmem lazım. Tamam, çektim. 1, 2, 3, 4, hemen şöyle 25 bin 25 bin ordular yönlendirelim Rus sınırlarımıza. Hızlı bir şekilde Rus hudutlarına. Hızlı olup Türkiye'den önce Rus topraklarını elimize geçirmemiz lazım. Yoksa yani Türkiye ile hiç kurmak istemeyeceğimiz sınırlar kuracağız. Evet. Türkiye şu an Hindistan, oğlum Hindistan'da çok büyük bir coğrafyayla savaşta. Öyle de bir sorunu var. Azerbaycan eğer Türkiye'yi kendi ana top... Aha, bir dakika, Çin buradan eğer Türkiye'yi itmeyi başarırsa biz alırız. Ama Çin'in itmesi lazım. Evet. Umarım doğru yapıyoruzdur. Ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyoruz bilmiyorum. Umarım bu savaşı kazanırız. Tek diyeceğim bu. Umarım bu savaşı biz kazanırız. Türkiye'nin bizim üzerimizdeki politikalarını çürütmek ve bize yapmaya çalıştığı şeyleri engellemek için Rusya savaşını ediyorum. Yoksa Rusya ile bir alıp veremediğim olduğundan değil, ama Türkiye bizi Rus toprakları üzerinden de kıstırıp dört bir köşeden bize saldırmayı planlıyor ve bütün planlarını suya düşürmemiz lazım. O yüzden de yani bu savaş kaçınılmazdı. Yani gerçekten bu savaş kaçınılmazdı. Bu savaşın olacağı belliydi. Ki şu anda da oluyor zaten. Hiç durmadan geriden ön taraflara doğru yönlendireceğim bu arada. O konuda da hiçbirinizin şüphesi olmasın. Hızlıca benim Kafkas topraklarını elime geçirmem lazım, ama bu kadarlık bir ordunun bile yeteceği belli değilken henüz. Yani gerçekten Rusya'nın kendi gücüne göre az bir ordu bastım işlemi gerçekleştirdik. Zaten Rus toprakları üzerinde herhangi bir hak ilan etmeyeceğim. Yalnızca Türkiye'nin Kafkaslar üzerinden toprakları, Kafkaslardaki topraklarını elime geçireceğim. Şimdi şöyle yapalım. Evet, en mantıklısı böyle yapmak. Orduyu da Moskova'ya yönlendirelim. Ben sadece bakın şu sınırdan şuranın şöyle yapalım. Şuranın altını alacağım. Üstünde aldığım topraklarda komünist bir Rusya kuracağım. Bir dakika, bir dakika. Bana az önce Gürcistan topraklarından saldırı mı geldi? Ben öyle hissettim demek ki. Evet, bu sefer de Rusya Gürcistan'dan izin alıp geçiyor. Anlaşılan bizim iki devlette de işimiz var. Tamam, Gürcistan'la olan sınırını hemen kesiyoruz. Ve kestik. Evet. Şimdi üstteki ordulara hiçbir elleme yapmadan şu aşağıdaki topraklarını bir düşürelim hemen hızlıca. Sen de bir saldırma kardeşim. Sen bir saldırma bir yere. Bir gitme bir yere.
Bak şuradan şuraya 25 bin. Buradan buraya 15 bin. Seni bir tık öne çağırıyorum. İyi bir ordu kaydırma işlemi yaptık. İki devletin de birbirleriyle olan sınırlarını tamamen kaldırdık. Evet. Türkiye bizden askeri geçiş izni istedi bile ve biz bunu reddedeceğiz. Tabii ki de reddedeceğiz yani. 1, 2, 3, 4, 5 adet sınırımız var. Ama maalesef ki benim böyle yapmam gerekiyor. Siz de arkadan öne doğru giderken ben şuradan ufak ufak bir taarruz işlerine girişeyim Rusya toprakları üzerine tekrardan ikinci kez. Bakalım Rusya üzerine ne kadar fazla toprak elde edebileceğiz. Şuradan bu şekilde bir işlem yaparız. Aynen öyle. Ruslar üzerine kademeli kademeli ilerleyişlerimizi sergiliyoruz. Fark etmişsinizdir ki sizler de. Kademeli bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye bize 35 bin altın verecek. Biz bunun karşısında ona askeri erişim izni vermişiz. Geri çevireceğim çünkü benim zaten gelirim 36 bin. Yani benim gelirimden daha fazla olan bir parayı bana teklif ettiğiniz zaman yani ben tabii ki de reddedeceğim onu. Bak daha fazla parayla gelmen lazım ki ben onu kabul edeyim, değil mi? Ya bir dakika, sen şöyle saldırabiliyorsan öyle saldır o zaman. Şu anda Moskova önlerine kadar gelmeyi başardık. Birazdan Moskova'ya gireceğiz. Böyle Moskova'ya da ordumuzu yönlendirdik. Heyt be. Ulan Moldova'nın gücüne bakın ya. Ya yapıyoruz bu işi ya. Ülke yönetmesini biz beceriyoruz ya. Vallahi. Moskova'yı da düşürdük. Artık Ruslar. Bir dakika. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bizim çabuk bir şekilde o topraklarda bir Rus devleti kurmamız lazım. Çünkü Çin gibi büyük bir güç ile savaşabilecek kadar iyi hissetmiyorum ben kendimi. Biraz sıkıntıdayız şu an. Biraz sıkıntıdayız. Rusların Moskova dahil diğer topraklarını en yakın zamanda alacağız. Merak etmeyin. Nerede Sovyet Rusya? Sovyet Rusya yok. Bir dakika ne? Lan. Sovyet Rusya yok. Nasıl ya? Lan oğlum bak dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bak. Bak inadına yapıyor he. Oğlum Sovyet Rusya kuracak alt tarafı. Moskova Knezliği mi kuralım illa? Al Moskova Knezliği kuracağım. Vallahi yoksa çıldıracağım oğlum. Şu topraklarda bize bağlı bir Moskova Knezliği kuralım. Hatta şuraları da alsın. Başkentini de şu toprak yapalım. Ya da başkenti Tambov olsun. Şu şekilde bize bağlı bir Moskova Knezliği devletini serbest bırakalım. Neden biz Sovyet Rusya kuramadık? Onu hala ben anlamış değilim zaten. Hala ben neden
Sovyet Rusya Devleti kuramadığımızı anlayamadım. En yakın zamanda Rusya ile ikinci bir savaş gerçekleştirip Moskova Knezliğini gerçek olarak kurmamız gerekiyor. Topraklardan bir çıkarsanız siz, ben asimilasyon başlatacağım. Türklerin bize karşı kapan politikasını kapattık. Güzel, artık bize karşı kurmak istedikleri o kapan şeyini, taktiğini yerle bir ettik. Bu arada biz yanlışlıkla bu ikisinden de şey alıyormuşuz, vergi alıyormuşuz. Almayalım o vergiyi biz. Yani neden Sovyet Rusya devletini kuramıyorum anlayamadım. Yani Sovyet Rusya var mı ki dünyada şu an? Yani var mı öyle bir devlet abi Allah aşkına? Yani vardı da o yüzden mi kuramadık, anlayabilmiş değilim ben şu anda. Yok işte. Niye kuramadık o zaman biraz önce Sovyet Rusya'yı? Hiçbir yerde Sovyet Rusya yok. Dünyada kurulmamış hiçbir yerde. Ama kuramıyoruz. İlginç. Çin'le de en yakın zamanda barışsak güzel olacak. Çin bizimle niye savaştın kanka? Benimle ne derdin vardı? Ya zaten birazdan ordu getirebilecek. Bırakacak mecburi olarak. Hindistan hala aynı coğrafyayla savaşta. Deli. Çin artık benimle barışabilir mi? Çin benimle barışırsa çok mutlu olacağım ben. Bir yıl bir aylık savaştayız adamlarla. Bir barışalım, ben Rus İmparatorluğu'nun üstüne ikinci kez yürüyeceğim. Şey, Rus İmparatorluğu demişim, Rusya'nın üzerine. Ve aldığım toprakları Moskova Knezliğine dağıtacağım. Adam kabul etmiyor anasını satayım. Lan barış, deli misin nesin? Al kendisi teklif gönderdi bu seferde. Rusya'nın gücü büyük ihtimalle almış olduğu, işgal etmiş olduğu Türkiye topraklarından geliyor. Bu arada biz Rusya değil de Türkiye'ye de şu an girebiliriz. Türkiye'yi çünkü bitiriyorlar. Türkiye'yi biraz daha bitirirlerse eğer biz Türkiye'ye giriş yapabiliriz hızlı bir şekilde. Ama Türkiye şu anda sadece Rusya ve Azerbaycan devletleriyle savaştı. O zaman mecbur olarak biz şeye gireceğiz. Rusya devletine yine. Zaten elimizde bulunan 165 binlik ordu yenmeye yeterli derecede bir ordu. Sadece üstüne biraz daha ordu getirmemiz gerekiyor. Ama bence ondan önce şu artık bir Bosna Hersek topraklarını falan biz bir alalım. Şöyle bir mallar yatırım yapalım nüfusumuza, çünkü çok zarar verdik. Zarar verdiğimiz nüfusu bir toparlayalım, sonra saldırırız. Bu arada biz bu toprakları aldığımız zaman İtalya ile falan da sınır kuracağız. Polonya ile olan ilişkilerimiz çökmüş. Polonya bize her an savaş ilan edebilir durumda. Bizimle kanlı bıçak olmuş. Moskova'yı bence güçlendirip tek başına devletlerin üzerine salabiliriz. Yani mesela Ukrayna'yı bağımsız kılarız. Moskova'yı Ukrayna'dan güçlü yaparız. Moskova'yı Ukrayna'ya saldırtırız. Mesela örneğin. Bu arada biz Ukrayna'yı bir ilhak mı etsek ya? Ukrayna'yı çünkü artık yaşatmamızın bir anlamı kalmadı. Ya da boş verdim, hadi yaşasın. Boş verdim, bıraktım. Moskova Knezliğine de sürekli altın desteği vereceğim bu arada. Geliştirsin kendini, bir güçlensin diye. Topraklarımızın istikrarını da bu arada %100'e çekmemiz lazım. Benim için toprak istikrarı çok önemlidir, biliyorsunuzdur ki. Türkiye bu arada Rusya ile barışmış ve Kırım'dan toprak almış. Evet, bizimle sınır kuramamış. Artık kesin kez belli ki biz Türkiye'nin kapan politikasını, bizim üzerimizde gerçekleştirmek istediği kapan politikasını, o kapan taktiğini kırdık. Onu artık gerçekleştirme ihtimali Türkiye'nin kalmadı. Yani bu kadar güzel bir diplomatik zeka, bu kadar güzel bir siyasi zeka ömrünüzde görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha yatırım yapmaya devam edelim. Polonya ile olan ilişkileri bir düzelsek güzel olacak. Böyle bir ilişkilere bakmak istiyorum. İran'la sınırdaşız. İran o kadar da tehlikeli bir devlet değil. Bence burada bir Transrusya devleti, evet en mantıklısı. Bize bağlı bir Transrusya devletini burada bağlamak çok mantıklı. Bunu yapmamız lazım. Harf. E'ye gidelim. Buradan bulalım Transrusya'yı. Öyle vasal bırakalım, bize bağlı. Devam edelim aramaya. Birazdan buluruz zaten.
Olunca da serbest bırakalım. Kafkas topraklarından çünkü Türkiye askeri erişim izni alabiliyor gördük ki. Alıp bize girerse sıkıntı olur. Transrusya, evet. Transrusya devletini esas Kafkaslardan bir tık öndeki bir Kafkasya'da bize bağlı olacak şekilde bırakıyorum. Bu topraklarda başkentini de Makaçkala'ya taşıyorum ve bize bağlı bir Transrusya devletini burada serbest bırakıyorum. Onlardan da aldığımız vergiyi şöyle bir kapatalım vasallar diyerek. Kendileri de bir de ilişki geliştirme işlerine girişelim. Bizden çok büyük bir ekonomi götürmedi kendisi. Sadece 7 binlik bir ekonomi götürdü. O da çok sıkıntı olacak bir şey değil. Sahibi olduğumuz sadece topraklarla değil, politik ve siyasi güçle de biz ortamlara korku salmak istiyoruz bildiğiniz üzere. Türkiye tekrardan Gürcistan ya da Ermenistan'dan bir askeri erişim izni alırsa biz sıkıntıya gireriz. İki farklı cepheden değil, tek cepheden Türkiye'nin üstüne yürürse ilerleyen vakitlerde Türkiye'yi rahatlıkla ineriz ki zaten şu anda Türkiye'ye ekonomi olarak da büyük bir fark attık, nüfus olarak da. Nüfusa zaten iki katlarıyız. Yani bayağı önlerindeyiz. Evet, bu arada iyi bir para biriktirdik. İyi bir nüfus yatırımı da yaptık. Böyle ya da diğer bölüme kalsın Bolton Hersek'le Hırvatistan'ın fethi. Biz baskımız orduyu şöyle bir başkentimize yine de yönlendirelim. Polonya ile olan ilişkilerimiz ne durumda? Fena değil. Fas'la savaşa girmiş kendilerini. Dua et Fas'la sınırdaysan Fas seni patır 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 döver yoksa. Dua et Fas'la sınırdaş olmadığına. İtalya devletin Nazi Almanya'sıyla savaşta bir yıldır İtalya'nın bu kadar güçlü düşmesine sebep olan devlet hangi devlet onu çözemedim ama artık İtalya korkmamız gereken bir devlet değil. İtalya çünkü çok güçsüz düşmüş. Hani oha bir dakika ne? Çin'in şu topraklarda tuttuğu nüfusu biz bu topraklarda tutuyoruz. İlginç gerçekten. Neyse beni o kadar da ilgilendiren bir şey değil. Şöyle artık bölümümüzü burada bitirelim dostlar. Umarım hepinizin hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.